eğitimlerin içerisinde bu tip şeyler olur. Olmasına da fayda var ki ele geçtiğinde başına gelecekleri hissetsin, öğrensin. Nasıl burada gösterilen de metotlardan biri, haberlerde bahsedilen, altyazılarda geçen küçük bir şeyler olarak kalacak. Göğüs göğüse muharebeye kadar, yani boğaz boğaza, diş dişe muharebeye kadar düşecektir. Kitap yazacak kadar elimizde done oldu. Diyor. Yani böyle askerler arasında lakap, birbirlerine lakap mutlaka olacaktır. Daha önce böyle bir sahne izlememiştim. Glob ekranlarından herkese merhaba. Bugün yeniden emekli yarbay ve özel harp uzmanı Mithat Ferhattur komutanım, aynı zamanda hocamla beraber yeni başladığımız formata devam edeceğiz. Hocam merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. İyi de olduk galiba. İyi de oldu formatı. Ben tekrardan bizi yeni takip eden değerli takipçilerimiz için yeniden bir formatı anlatayım. Hocamla beraber, bu yolları kat etmiş hocamla beraber burada hem dünyadan hem de Türkiye'den askeri filmlerdeki sahneleri yorumluyoruz ya da dizilerdeki sahneleri yorumluyoruz. Hocam bu doğrultuda da bilgilerini bize aktarıyor. Gerçek mi değil mi tartışmasına çok girmeden daha çok yorumluyoruz diyelim hocam, değil mi? Doğru. Bu sıkışık gündemde biraz böyle rahatlatıcı bir içerik keyifli oldu. Keyifli eğlenceli oldu. Biz de tabii ki ikinci program, daha da alıştık sürece nasıl gideceğini daha çok biliyoruz. O zaman hocam başlıyorum ben. İlk filmimizden başlayalım. Daha 2 gelecek. Daha 2 de yine çok etkileyici bir sahne. Zaten bu filmden geçtiğimiz bölümde de bahsetmiştik. Çok iyi, çok etkileyici bir filmdi. Bu sahnede o filmin etkileyici sahnelerinden bir tanesi. Burada ne oluyor? Nasıl bir şey yapılıyor? Size soralım. O zaman izleyelim hocam. Başlayalım. Düşman size yemek sunmayacak. Pes ettiğinizde sıcak bir yatak vermeyecek. Acınızı dindirmeyecek. Söyle. Söyle koçum. Söyle bitsin bu işkence. Söyle. Affet beni, gece vakti. Ay doğmuş süzülür. Ele geçme durumunda karşılaşacaklarını özel kuvvet personeline, özel birlik personeline, bazı nitelikli kurslarda, zor kurslarımızda gösterilen eğitimlerden biri sorgu ve sorguya mukavemet bölümünü içeriyor. Sadece burada daha çok Amerikan kaynaklı olan waterboarding denen şeyi uygulamışlar. Yani yüzüne bir bez bağlayıp onun nefes almasına engel olmak için de suyu da ıslatılıyor. Aslında bu hocam, ben yakalanırsam eğer, bir askerim yakalanırsam beni karşı sorgu taraf bana neler yapacak ve benim ona göstereceğim mukavemet, yani direnç. Zaten bu görüntüde de askerlerimizin elinde notlar var ve o notlardaki ismi söylemeye çalışıyorlar. Evet. Yani zannediyorsam bilinci açık tutma üzerine bir, bilinci ve dayanıklılığı arttırma üzerine de bir şey. Sorguya mukavemet, karşı koyma denen, kuvvetini arttırmaya çalışıyor. Eğitimlerin içerisinde bu tip şeyler olur. Olmasına da fayda var ki ele geçtiğinde başına gelecekleri hissetsin, öğrensin. Nasıl kendini tanıması. Bu tip durumlarda, bu tip kurslarda ve konularda önemli olan personelin, yani insanın kendini tanımasıdır. Nerede devrileceğini, nerede yıkılacağını bildiği an, nerede çözüleceğini görmesi gerekir. Ona göre de tedbirler geliştirmek öğretilir. Burada gösterilen de metotlardan biri çarpıcı olması, yani insanların aklında kalıcılık açısından böyle bir metot gösterilmiş. Başarılı daha bir değişik sahne. Şeyler de var. Evet, daha öncesinde herhangi bir filmde böyle bir bu waterboarding uygulamasına dair herhangi bir şey görmemiştik. Uygulanabilir. Değişik evet. Şeyler de uygulanabilir. Bu tamamen oradaki eğitim verenlerin şeyine kalmış. Sahne o zaman hocam bizden geçti diyebiliyor muyuz? Kesinlikle etkileyici bir sahne. Merak uyandıran durumları da insanlara gösteriyor. O zaman diğer sahnemize geçelim hocam. Hocam şimdi bu sahnemizde sizi şöyle bir eskilere götürelim. Sahaya götürelim istedim. Güzel bir, etkileyici bir operasyon sahnesi. Börü adlı bir diziden. Burada muhtemelen PKK'lı teröristlerle karşı karşıya geliyor askerlerimiz. Size de bir eski günleri hatırlatma olsun. Hem de hem sahnenin gerçekçiliğini hem de o anları tekrardan bir konuşalım, bir yaşayalım. Önce izleyelim hocam. İyi, hadi koş! Koş! Ölürsen kendi boynuna! Şef! Ölürsen benim boynuma! Turun abi günahsızdır! Muharebe stresini göstermesi açısından güzel. Zırhlı aracı görüyoruz. Arkada sisi, görüyoruz. Kalkan tozu görüyoruz. Bir de bu kadar yakın olması şey olarak da güzel. O orada yaşayanların hissiyatını bu tarafa aktarması için böyle şeylere ihtiyaç var. Çünkü diğer türlü hep bir haber olarak kalacak bunlar. Haberlerde bahsedilen, altyazılarda geçen küçük bir şeyler olarak kalacak. İnsanların kafasında orada neler oluyor fikrinin canlanması için bu tip şeylere ihtiyaç var. Burada da güzel yapılmış. Sahneyi de başarılı. Sahne başarılı. Beni burada en çok etkileyen şeylerden bir tanesi hocam mesafeydi. Şimdi kısa süreler
haberlerde de şehit haberlerini alıyoruz. Hep yoğun kar yağışından, sisten, kapalı havalardan, olumsuz hava şartlarından mütevellit. Orada da sıfır noktasında ve hiç görünmeyen noktada askerlerimiz teröristlerle mücadele ediyor. Bu doğrultuda beni en çok etkileyen mesela bu dizideki bu sahnede o mesafe oldu. Sizin burada bize anlatacağınız yakınlık neler? Yakınlık olarak tabii Meskun Mahal kadar olmasa da yakın görünüyor. Genelde işte çatışmanın geçtiği alanla daha çok ilgili ne kadar oldu. Çünkü ellerindeki silahlar daha uzun mesafelerde de ateş edebilir. Ama o arazinin kısıtlaması işte bulunan mekanın kısıtlaması bunu getiriyor. Gitgide göğüs göğüse muharebeye kadar yani boğaz boğaza diş dişe muharebeye kadar düşecektir. Burada konudan biraz sapıyorum. Formatımızdan saptık ama sormak istiyorum hocam. Dip dibe karşı karşıya gelmek bir teröristle, bir düşman kuvvetiyle. Oranın arazi şartlarından dolayı kaynaklanıyor biraz da öyle değil mi? Yani biraz önce bahsettiğiniz arazi gibi. Arazi sizi yönlendirecek. Yönlendirecek buna mecbur yani. Kılacak. Buna bazı mecbur şeylere mecbur kılacak. Yani onların da aslında kullandığı en büyük şeylerden bir tanesi de bu. Şimdi ateşli silahlar kullanıldığı sürece siz zaten atabildiğiniz mesafe kadar araya mesafe koymak istersiniz. Yan yana gelmek istemezsiniz. İki taraf açısından da düşündüğünüzde. Ama arazi veya işte çevrede bulunan bu son zamanlardaki işte Gazze olaylarından da gördüğümüz kadarıyla gitgide sizi oraya kanalize edecek. Yani bulunan mekan ve arazi sizi sınırlayacak, daralacaksınız. O noktada savaşmaya bir süre sonra yeni teknikler geliştirmeniz gerekecek. Hocam şehitlerimizden de bahsetmişken Allah rahmet eylesin hepsine. Tekrardan biz diğer görüntü bize devam edelim. Muhtemelen Diyarbakır Sur'daki o yaşanan olaylardan alıntı bir sahne. Hem o olaylara bir değinelim hem de bir sahneye bakalım. Hem de bir sahneyle alakalı bir de bir şey soracağım. O zaman izleyelim. Baran risk almayın sakın. Efendim gelsin Murat. Murat abi! Murat abi! Sönmez. Murat abi de kim? Benim adım Ayı Murat. Hocam böyle tatlı bir sahne olmuş diye yorumladım. Bu olaylara kadar Meskun Mahal konusunda barikat olayları diye işte tanınıyor genelde insanlar arasında. Bizim için bir Meskun Mahallelerde yaşanmış bir çatışmaydı. Hazırdık. Eğitimler çok uzun zamandır bu konularda yapılıyordu. Ama hiç bu kadar farklı farklı noktalarda aynı anda görmemiştik. Büyük bir deneyimdir. Dünyadaki diğer şeylerle karşılaştırıldığında, yaşanan çatışmalarla karşılaştırıldığında, orduların deneyimi olarak karşılaştırıldığında müthiş bir deneyim kazandırmıştır. Sur operasyonları genelde işte barikat olayları diye bilinen sadece Sur'da değil diğer yerleşim yerlerinde de yaşandı. Her yerleşim yerinin farklı değerlendirilmesi, farklı bir taktik, teknikle yapılması gereken, uygulanması gereken şeylerle anılır. Kitap yazacak kadar elimizde done oldu. Bu çok büyük bir deneyim. Bunun kazandırdıklarıyla daha sonra işte yurt dışında yapılan operasyonlarda, sınır ötesi operasyonlarda ve hatta Azerbaycan'da, Somali'de yapılan harekatlarda da kullanıldı. Buradan elde edilen deneyimler bizim için çok faydalı oldu. Kayıplarımız çok oldu, çok üzücü ama ordunun kendini geliştirmesi açısından, zamana ayak uydurması açısından müthiş bir adaptasyon süreci sağladı. Burada da insanlar bu tip yayınlarla, dizilerle, filmlerle o gün ne oldu işte bize birçok yetenek kazandırdı. Bir sürü kahramanımız var. Evet. Orada isimsiz bir sürü kahramanımız var. Bu tip yayınlar faydalı oluyor. İnsanların o günler hakkındaki taze kalıyor fikirleri. Şurada bir görüntü var hocam. Askerlerimiz burada üçe ayrılıyor. Bakın yere yatarken. Murat abi de kim? Gördüğünüz üzere. Yakın mesafeden olacağı için burada tabii yine mizansen yapılmış. Bu tip bir durumda kalıp çıkabilmek için eğitiminin çok iyi olması gerekir. Her zaman eğitimlerde, komando okulundaki eğitimlerde de bunlar veriliyor. Kendine güvenmesi gerekir. Kendine güvenmesinin asıl şeyi eğitimidir. Ne kadar eğitimli olursa kendine güveni o kadar artar. Silahına ne kadar hakim olursa silahına güveni o kadar artar. Yanındaki arkadaşına da güvendiğinde artık hem tamamlanmış olur. Yani kendine, silahına, yanındaki arkadaşına güvenden başlar. Bunun da temeli eğitimdir. Hocam konu daha sorayım hemen. Sonunda askerimiz tabiri caizse Ayı Murat diyor. Yani böyle askerler arasında lakap, birbirlerine lakap mutlaka olacaktır. Evet. Bu tip şeyler insanların ne kadar kendine güvendiğini gösterir. Nam alacak kadar yani eski Türklerden de kalan alışkanlığımız işte çocuklar başarana kadar isim almaz. İsimsiz kalırlar. İsmini de onu yaptığına göre alır. Nam olur. Ayı Boğan gibi isimler alırlar. Bu nam alma meselesi bugün hala bu şekilde devam eder. Lakaplarla devam eder. Bunun da olması iyi bir şey. Askerin ve çevresindekilerin ona ne kadar güvendiğini gösterir işte. Aynı kuraldaki gibi kendine ve yanındakine güven. Yanındakiler ona bu kadar güveniyor. Zaten hocam biraz önce bahsetmiştiniz yani eğitim asker... Eğitimi ne kadar iyi olursa o kadar da özgüveni iyi olur demiştiniz. Bu da askerimizin nedenli özgüvenli olduğuna dair iyi bir örnek, iyi bir sahne olmuş diyoruz hocam. Siz nasıl diyorsunuz? Sahneye iyi bir sahne olarak yorumluyor musunuz? Kesinlikle.
Hocam o zaman diğer sahnemize geçelim. Can feda adlı bir dizi. Yine Kuzey Irak, Irak bölgesinde operasyonlarımızı anlatıyor. Giriş sahnesi benim çok dikkatimi çekti. Daha önce böyle bir sahne izlememiştim. Sizin de dikkatini çekeceğini umuyorum. Çekeceğini umuyorum. Evet hocam, şimdi Can feda adlı bir dizide benim de daha önce şahit olmadığım bir sahne vardı. Bunu çok merak ediyorum. O yüzden çok da fazla lafı uzatmadan bu sahneyi hemen geçelim istiyorum. Sizin için de uygunsa. Bakıyoruz. Bakalım. Bu bölgede havadan arama kurtarma desteği veremeyiz. Yer birlikleriyle derhal temasa geçelim. Tamam, konuyu anladık. Bitireyim onu. Önce baştan başlayalım. Terörle mücadelede komando birlikleri, yer birlikleri gibi, kara kuvvetleri unsurları gibi hava kuvvetlerinde müthiş bir başarılı harekatları var. Allah ayaklarına zeval vermesin, kanatlarına zeval vermesin. Çok da faydalı oluyorlar. Yer birliklerinde de çok güven verici bir şey. Yukarıda bir uçağının olduğunu, bir İHA'nın, SİHA'nın olduğunu, bir helikopterin oraya ulaşabildiğini, bulunduğu yere gelebildiğini bilmek yerdeki adamı, yani cephedeki en uçtaki adamı daha da bir savaşkan hale getirir. Bu müthiş bir kabiliyettir. Motive edici bir durum. İşte hep bahsedilen NATO'nun en iyi ikinci ordusu gibi şeylerde, dünyanın en iyi sıradaki ordusu gibi şeylerde işte bunlar çok önemlidir. Hava kuvvetlerimiz de bize büyük bir kuvvet çarpanı olarak destek verir. Yer birliklerine özellikle destek verir. Bu tip durumlarda yaşanabilir. Burada gördüğümüz görüntüde... Hocam şu an ne oluyor peki? Bu görüntüde ne oluyor? Yani ya yukarıdan bir anons geçiyor komutanlarımıza. Ya bir teknik arıza oldu ya da vuruldu uçak. Bir şekilde pilot fırlatma koltuğuyla beraber uçağı terk etti. Fırlatma koltuğundanla beraber atladıktan sonra, yani uçağı terk ettikten sonra koltuktan ayrılıp paraşüt açılıyor. Evet, burada burada da yaşayan işte pilot yaşamasına rağmen o uçağın hızı, çektiği andaki koltuğun durumu gibi nedenlerle ve yaşadığı G kuvvetinden dolayı bayılabilir. Burada da bayılmış, daha sonra yerdeki diğer terörist diyelim artık düşman unsur tarafından vurulduğunda uyanıyor. Paraşütle süzülmeye devam ediyor. Bu paraşüt otomatik olarak açıldığı için bilinci kapalı olsa bile paraşüt onu güvenli bir şekilde yere indirebilir. Koltuktan ayrılmasını da sağlayabilir. Bu tip sistemler var. Uçağına göre değişiyor. Önemli olan burada ilk başta gördüğümüz harekat merkezinde işte arama kurtarma desteği. Bu havadan, karadan veya denizden sağlanabilen, illa karaya düşecek diye bir şey yok. Denize de düşebilir. Bir sulak bir yere de düşebilir. Bu tip durumlarda ona arama kurtarmayı sağlayacak çeşitli unsurlar var. Bunun için hazırlanmış bir sistemimiz var ve işler vaziyet. Aynı biraz önce bahsettiğim o karadaki adam yukarıdaki uçağı, hava aracını hissettiğinde nasıl güven geliyorsa pilota da başına bir şey geldiğinde işte bu durumu yaşadığında onu almaya gelecek bir sistemin olduğunu bilmesi onu daha da işini kolay yapacaktır. İşte buradaki şeyde de muhtemelen havadan sağlayamıyoruz diyor harekat merkezindeki o yöneticiler, komutanlar. Muhtemelen muharebe arama kurtarma birliği buraya müdahale edecek. Artık nereye düştüğünü bilmiyoruz, nasıl gidileceğini bilmiyoruz. Onlar artık onların işi. Ama bu her harekatta planlanır. Öyle rastgele durumlarla karşılaşılmaz. Yani hadi birini gönderelim ne olmaz. Bu o hava aracı, o bölgeye gittiğinde bu sistem çoktan orası için kurulmuştur. Oraya zaten olmuş olabilir. Burada o zaman şöyle diyelim ya. Sahne gerçekten daha önce değinilmeyen, hani sizin de belki daha önce görmediğiniz Türk televizyonlarında dizilerinde. Daha önce çekildiğini bilmiyorum. Evet. Ama... bir noktaya değinmiş. Ben ilk defa böyle bir sahne gördüm. Ki özellikle pilotumuzun baygın halde olması ve aynı zamanda aşağıdan düşman unsurlarca vurulması da ve sonrasında uyanması da çok etkileyici bir sahne olmuş diye düşünüyorum. Yönetmen şeyini güzel göstermiş. Evet. Orada yaşananları güzel göstermiş. Bizden geçti diyoruz hocam o zaman. Sahne geçti. Ama tabii ki de siz diyorsunuz ki öncesinde bu zaten hani böyle rastgele birisi gitsin gelsin oradan yapsın. Kesinlikle diyelim. Planlıdır. Her hava harekatında, her deniz harekatında, her kara harekatında bu tip arama kurtarma planları hazırlanır. Ona göre de tedbirler alınır. Bu sınır ötesi operasyonlarda da bu şekilde midir kesinlikle. Hocam? Evet hocam, son sahne, ikinci bölümümüzün son sahnesi yine gerçekten bilgi dolu bir format oldu bugün de bölümün ikinci bölümde. Güzel, eğlenceli oluyor, iyi oluyor. Tabii bazen duygulandığımız zamanlar da oluyor. Ya son bölümde aslında bir noktada biraz kritik bir meseleye değineceğiz gibi geliyor. Bakalım. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Burada beraber izleyelim. Bir terör saldırısı oluyor hocam. Ondan sonraki süreçte şöyle bir şey gerçekleşiyor. Olmaz kardeş, kusura bakma. Özel harekat yolda geliyorlar. Tamam hocam, bir şey yapmayacağım zaten. Bir bakıp çıkacağım hemen. Ne oluyor burada? Komiserim askermiş. Geçeceğim diye tuttu oradan. Manyak mısın kardeşim? Zaten canımız burnumuzda. Uzaklaştırın şunu.
Hocam, buradaki yorumunuz nedir? Yani bu sahne de mesela söz dizisinde, bir Türk dizisinde, evet, yani bu belki olumsuz da bir yorum yapabiliriz. Yani her şeyi anlatırken, konuşurken olumlu yorum yapacağız diye bir şey yok. Böyle bir bölüm çekilmiş, böyle bir sahne var. Yani bunun olabilme ihtimali var mı? Siz bu sahneyi nasıl yorumluyorsunuz? Herkesin devlette bir yetki bölümü var, yetkisi var. Polis müdahale edeceği durumlar var, askerin müdahale edeceği durumlar var. Aynısı tersten düşünüldüğünde, askerin sorumlu olduğu bir bölgeye bir polis geldiğinde ne tepki, şu anda asker de aynı tepki alıyor. Bu kanunlarla, nizamlarla belirlenmiş bir şeyimiz var. Burada bilmiyorum, belki bu diziyi çekenler, yapanlar başka bir şey düşünmüş olabilirler. Başka bir durum yaratmak istemiş olabilirler ama kesinlikle normal hayatta bu tip şeyler olmaz. Yani asker polisin bölgesine müdahale edecek, olay yerine girecek falan veya polis gelecek asker bölgesine. Ya askerimiz gidecek hadi abi. Açın şurayı da ben evet harekatın yani ortasında, harekatın ortasında bir polis gelecek falan. Bu tip evet, şeyler yaşanmaz. Bu tamamen dizinin kendi şeyi içerisinde, ortamı içerisinde geçirilmiş. Hmm. Ama bilinmesi gereken şu. Kesinlikle kanunlar nettir. Nizamlar nettir. Herkesin kendi yetki ve sorumlulukları var. Ona göre işler yürütülür. Bu tip hikayeleştirmeler de işte başka amaçlarla yapılmış da olabilir yani. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İkinci bölümümüzün de sonuna geldik. Bugün hem hocamız hem de komutanımız emekli yerbay ve özel harp uzmanı Mithat Ferhattur bizimleydi. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Diğer bölümde tüm Globe takipçileriyle görüşmek üzere. Ben Muhammed Emre Duman. Globe'u beğenmeyi ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. 3. bölümde görüşmek üzere.